İçeride öyle çok gülmeler, aşırı hareketler falan yok, tamam mı? Niye, cenaze mi burası? Bak çok ciddiyim. Söz veren. Hayda. Çok kısa keseceksin. 15 dakika, bilemedin yarım saat sonra annem çağırıyor deyip gideceksin, tamam mı? Ya öyle kıza. Bakacağız artık. Ya yapma işte, yapma ya. Ya niye ben ya? Senin derdin o Angut'la değil mi? Sen Yakup'a Angut mu dedin? Gülme kızım. Bak evin önüne geldik artık, usudur. Ya benim anlamadığım, senin gibi bir çocuğun ne iş var o Angut'la? Boş ver, uzun hikaye. Anlaştık mı ha? Sen dediklerimi yapacak mısın Bahar Hanım? Ooo, şimdi Bahar Hanım mı olduk aşka? Ya yapma ya, ya yapma ya. Senin triplerini yerim. Ya yürü, lütfen yürü ya. Sultan teyze. Bahar kızım. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun, geçin içeri. Merhaba. Merhaba İlyas. Bunları da atıyorlar böyle yerlere. İyi misin? İyiyim, iyiyim, bir şeyim yok. Kanıyor ama. Bir şey yok ya. Gerek yok, daha iyi. Daha iyiyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oğlum, niye öyle koltuk tepesinde oturuyorsun? Gitsene kızın yanına otur. Yok yok, iyi böyle. Aa, teyzeciğim kalksana. Kalk hadi kalk. Kalk. Nasıl yürüyüşü değişti ya? Maşallah, sanki yakıştılardı ha? Çok. Teyzeciğim, yerde ne var? Ne var? Kafanı kaldıramıyorsun çocuğum. Ay kusura bakma, sen üstün oğlum babacığım vallahi. Ben gündüz ilk kez böyle görüyorum da. Ay Allah'ım ya. Vallahi ben de kendimi daha önce hiç böyle görmemiştim. Ay sinirlerim bozuldu. Abla ya. Kızım sen gülme bari. Ay niye gülüyoruz? Bilmiyorum ki. Allah'ım yarabbim. Ay Allah'ım, gözümden yaşlar geldi.
kaç gündür böyle içimde tuta tuta. Ay kızım ne olur üstüne alınma sen. Ben kahveleri arabaya getirirdim aslında. Birazcık burada oturalım mı? Hemen eve gitmek istemiyorum da. İyi tamam. Biliyor musun? Bugün Zeynep bizimle gelmek istemedi. Sebep? Rahatsızlık vereceğini düşündü sanırım. Niye rahatsızlık versin ki? Genelde geliyor zaten. Yani çünkü o düşünceli bir insan. Yani hassas. Öyle insanlar fazla düşünür böyle ince şeyleri. Yani ne diyorsun? Yani yanlış anlama. Alınmışsa senin suçun değil demek istiyorum. Yanlış anlamadım zaten. Niye benim suçum olsun ki? Sadece onun üzülmesini istemiyorum. Hiç istemiyorum hem de. Çünkü o benim arkadaşım. Ona karşı yanlış bir şey yapmak düşüncesi bile. Hiç istemem yani. Anlatabildim mi? Hayır. Neyse. Boş ver madem. Kalkalım mı? Ay. Vallahi Allah da sizi güldürsün değil mi? Ya Gündüz, teyzeciğim sen şimdi böyleysen bir sana kız istemeye gidince ne yapacaksın sen? Kafasını önünden kaldıramadı çocuk. Ben de onun bu haline kesildim zaten. Şey pardon yani vuruldum. Öyle tabii benim oğlum. Terbiyeli, iyi niyetli, merhametlidir benim oğlum. Değil mi güzel oğlum? Kızım sen ne iş yapıyorsun? Oo, bizde işten bol ne var? Müşteri oldukça bizim işe hiçbir şey olmaz. Kendisi müşteri hizmetleri temsilcisi. Ay, işleri iyi o zaman. Hem de nasıl? Ya Allah'ım sen beni affet. Şey yapmasak mı? Hani sabahtan akşama kadar sinirli müşterilerle muhatap oluyor kendisi. Ha, müşteri temsilcisi. Hizmet sektörü tabii zor. Tabii tabii hizmet sektörü. Allah ne verdiyse yapıştırıyoruz işte. Yani öyle derken hani elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz diyor. O. Tabii tabii. Müşterilerin isteği bitmiyor ki. En iyi ben bilirim. Bizim müşteriler de öyle. Ay tabii. Aynı senin müşteriler gibi bizimkiler de. Tövbe tövbe. Acıktım. Acıktım. Zaten Bahar da birazdan gidecek. Biz artık şunları yemeyelim mi ya? Hani sonrasında ben Bahar'ı bırakacağım. Al hadi. Ye sen de. Afiyet olsun. Sor. Yarın birlikte bir şeyler mi yapsak? Birlikte. Sen, ben, Zeynep. Şu göle gitsek mesela. İkimizin gittiği göle mi? Hı hı. Ne dersin? Sence ne derim?
Ay Zeynep. Bunlar ilk geldiklerinde biz gül 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 vallahi öldük ya. Sonra ağlamayalım da. Ay niye ağlayacakmışız ya? Ben inanmıyorum öyle şeylere. Ah be güzel kızım. Şu adamdan iyi haberler gelsin. O zaman güleriz. Hangi adam? Neyse. Hadi biz kalkalım. Bunları da sonra konuşuruz. Ya bir dur. Merak ettim. Yani gündüz kimseden gizlimiz saklımız yok oğlum. Zaten yabancı değil. Benim kızım Gündüz'ün kız kardeşi. Biz onu kaybettik. Ne zaman? Kaybettik derken vefat etmedi. Gerçekten kayboldu. Canımın çiyağı, kıyamam ben sana. Ne kadar oldu peki? 20 yıl oldu. Sultan abla bak. Bak gözlerime. Bak. Biz bu Gündüz'le olalım olmayalım tamam mı? Hiç önemli değil. Ben seni, sizi hepiniz çok sevdim. Bak bir şeye ihtiyacın olur, bir derdin sıkıntın olur sen beni mutlaka ara olur mu? Tamam. Kıyamam ya. Bu gece sizin için dua edeceğim tamam mı? İnşallah sen kızına, Gündüz'üm de kardeşine kavuşur. İnşallah, inşallah. Yani bu zamana kadar Gündüz abimin söylemiş olması lazımdı da. Sen bana niye söylemedin? Yapsak? Birlikte. Sen ben Zeynep. Şu göle gitsek mesela. Kimizin gittiği göle? Anneleri iyiymiş, sevgili hepsini. Sen yine de uzak dur onlardan. Niye? Terbiyelerini mi bozarım? Hastalık mı kaparlar benden? Bana bak lan Gündüz bebesi. Biz insan değil miyiz lan? Bizi de bir ana doğurdu. Ne iş yapıyorsam yapıyorum, bana insan gibi davranacaksın. Ya tamam, öyle demek istemedim, kusura bakma. Alo Salih. Harbi mi lan? Görüştü mü gerçekten? Tamirhaneye. Tamam tamam geliyoruz. Ya tamam ben hemen İlyas'a haber veririm gelir açar. Hadi görüşürüz. Hadi hadi yürü. Niye?
Sen beni bir iki dakika beklesene ya. Ufak bir işim var. Sonra gelir seni bırakırım. Verdi mi ismi? Ya verdi de yalnız hikaye bildiğiniz gibi değil. Al bakalım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Seni seviyorum aşkım. Gerçi hep söylüyorum ama bazen kızınca duymak istemiyorsun bunları. Şimdi neden söyledin peki? Kalbine iyi gelir diye düşündüm. Bu kalbi artık yorma. Yeter. Haklısın. Ama sakın şunu unutma. Sana olan sevgim de aşkım da hiçbir zaman eksilmedi. Eksilmeyecek de. Biliyorum. Biliyorum. Orası yaşlı bakım merkeziymiş. Ama aslında paravanmış. Asıl işleri... Lan söylesene! İnsan kaçırıyorlarmış yurt dışına. İslam. Nasıl oğlum? Sen şimdi benim kardeşim yurt dışına mı kaçırdılar diyorsun? Vallahi ben ne de duysam onu söylüyorum kardeşim. Lan çocuk var mıydı aralarında? He? Çocuk var mıymış aralarında? Onu söyledi mi? Her türlü insan. Oyun mu kuruyorsunuz oğlum? Ben şimdi seni konuşturmasını bilirim. Kim lan lan? Kim? Söyle! Organ mafyası mı, kadın ticareti mi yapıyorlar lan? Söyle kardeşime ne yaptı lan? Lan ne yaptılar kardeşime söyle! Dur sakin ol! Lan bırak! Sakin ol. Ne sakin olacağım? Ne yaptılar lan kardeşime? Öldürdüler mi lan kardeşimi? Öldürdüler mi oğlum? Gündüz kendine gel. Oğlum ortada daha hiçbir şey yok. Kendine gel. Bizim bu hayatta umuttan başka neyimiz var lan? O umuda sıkı tutunacaksın Gündüz. Anneme söz vermiştim. Ben bulacaktım kardeşimi.
Ben takacaktım o kolyeyi. Bulacaksın. Takacaksın henüz. Bütün ailenin umudu. Annemin. Teyzemin. Kardeşimin. Bütün herkesin umudu. İpten bir kolyeyle 3 tane boncuğa bağlı. Ben yapmıştım lan. Yapmıştım o kolyeyi. Gündüz dik dur. Dirayetli ol. Dirayetli ol ki Meleği bulup boynuna kolyeyi takalım. Yirmi yıl lan. 20 koca yıl. Üç tane boncuğu bir kızın boynuna geçirebilmek için 20 yıl gitti. Daha ne kadar gidecek oğlum ömrümüzden? Ha? Daha kaç yıl gidecek ömrümüzden? Elçiye zeval olmaz Gündüz kardeşim. Ben ne duyduysam onu söyledim. O bakım merkezinde insan kaçakçılığı yapıyorlar. Nasıl? Ne şekilde orasını ben bilemem. Varsa yapabileceğim başka bir şey? Ne yola? Gerisini ben hallederim. Kusura bakmayın Bahar Hanım. Bir aile meselesi, sizi de beklettik. Olur mu hiç? Ben konuştuklarınızı duydum. Kalbime sanki bir bıçak saplandı. Ben size bir taksi çağırsam olur mu? Gününüzü böyle bırak. Yok yok. Ben giderim. Taksi bulurum. Olmadı yürürüm. Yok olmaz öyle. Durak hemen şurada zaten. Ben bir bakıp geleyim 2 dakika. Gündüz, ben gerçekten çok üzgünüm. Ailene de Mekke'ye gelirim. Sen mi? Bir yuvayı yıkmaya çalışan sen miyi bilirsin? Haklısın. Ben de melek değilim. Ama demek istediğim, bu hayatı ben seçmedim be Yunus. Ben de küçük bir kızdım. İçeride seni öyle görünce dedim keşke benim de bir abim olsaydı. Kardeşimin adı da Melek'ti. Umarım hep melek kalır. Durak boştu ama anons ettiler. 2 dakikaya geliyor. Sağ ol. Sana da zahmet oldu.
Ne demek laf olmaz. Duraktaki arkadaşlar tanıdık zaten. Bir sıkıntı çıkmaz merak etmeyin. Hanımlar, sizce de bu Bahar biraz şey değil miydi? Ney? Ya ne bileyim, böyle biraz fazla ha 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 hi hi hi. Yani bilmiyorum, rahatlığını diyorsan eğer bana da biraz rahat geldi. Siz ne diyorsunuz bakayım? Şu dilinizin ucundaki baklayı çıkarın bir. Yani teyzeciğim biraz basit gibiydi sanki. Teyzeciğim nasıl laflar onlar öyle? Ha? Hiç yakışıyor mu sana? Belki yarın öbür gün yengen olur. O zaman ne olacak? Ya ben sadelik anlamında söyledim. Basit. Yok canım, yani daha ortada fol yok, yumurta yok. Yani yarın öbür gün gelinimiz olacağını ne malum bu ablacığım? Gündüzüm sevmiş istemiş artık. Başımızın üstüne yeri var. İyi geceler babacığım. Doğa. İyi geceler bir tanem. İyi geceler. Battaniyeyle yatıyorsun. Yorgan bırakmıştım odana. Fark etmedim. Sağ ol. Doğa. Ne yani? Artık konuşamayacak mıyız? Konuşuyoruz ya işte. Hala dünyanın en kötü annesi benim sanırım. Hala anlamıyorsun değil mi? Sana neden kızgın olduğumu, neden kırgın olduğumu. Ben sadece nerede yanlış yaptığımı algılayamıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum seni kaybetmemek için. Nasıl kaybedebilirsin ki? Sen benim annemsin. Herhangi biri değilsin ki sana kızayım. Çekeyim gideyim, bir daha geri dönmeyeyim. Annemsin. Bu yüzden sana çok kırgınım. Bu yüzden sana çok kızgınım. Bu yüzden seni affedemiyorum. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Anne. Sen nezle olduğumda saatlerce başımda beklerdin nefes alıyor muyum diye. Bir saat eve geç gelsem delirirdin. Mahalledeki çocuklar benimle oynamıyor diye koca Luna Park'ı kapatmış annesin sen. Çok eğlenmedik mi ama? Sırf sen bayıldın diye o dönem fincanlara kusmuşluğum bile var. Evet. En az 5 kez bindim benimle. Tam da bu yüzden işte. Bu yüzden seni affedemiyorum. Ablamı o bir köy mezarlığında bıraktım. Mezar? Senin ablan o mezarda yatmıyor ki. Kardeşim, ne kadar zor bir durumda olduğunu görüyorum. Ama bence evdekilere bundan bahsetme. Yani sen bu hale geldiysen Sultan teyzeyi düşün. Bak, kafayı yiyeceğim İlyas. Nerede lan benim kardeşim? Ha? Nerede? Ha, duymadın mı? İnsan kaçırıyorlar dedi. Hadi önceden sadece burada arıyorduk. Şimdi ben nereye bakayım ben? Şimdi ben nerede arayayım kardeşimi? Sen söyle. Tamam, sakin ol. Aklanmalar yeniyor da evdekiler uyumamış.
Elimde değil oğlum, elimde değil. Benim şu an bu mahalleyi yakıp yıkasım var. Ya annemin eteğinin dibinden ayrılmayan çocuk ne yapar lan tek başına? Nereye gider? Ya biri... Ya biri kardeşime... Düşünme böyle şeyleri. Allah korusun. Nasıl düşünmeyeyim lan? Sen olsan düşünmez miydin? Eğer böyle şeyler düşünürsek biz bu limanda yakmadık gemi bırakmayız Gündüz. O gün mü gelsin? Ama gözünü seveyim bak, o gün gelene kadar sakin ol. En azından annen için. Tamam. Biz bu gemileri kaç kere yaktık bir bilsen Gündüz. Nasıl yani? Anlamadım. Burada yatıyor. Annesinin koynunda. Her sabah günaydın diyorum ben ona. Acıktın mı? Ama önce bir altını değiştirelim. Sonra annem ama yapsın sana. Bazı geceler sana ballı süt getirirdim. Evet, hiç sevmeme rağmen. Biliyorum. Ablan severdi. Şu an kendimi daha mı iyi yoksa daha mı kötü hissetmeliyim bilmiyorum. Aynen anneyle uyurdunuz ama siz... Aynı yatakta büyüdünüz. Aynı biberondan emdiniz. Ben yavrumu soğuk bir mezara koymaya razı olamadım. Olmadım. İşte bu yüzden senin ablanın mezarda yatmıyor. Burada. Benimle beraber. Her saat, her an, her an benimle. Geç oğlum, ben şimdi doğaya seslenirim, gelir. Yo, beklerim, acele etme. İlyas oğlum, bir derdin tasan mı var? Bak gelirken de suskundun. Yok Sultan teyze, ne derdim olacak? Uykusuzum birazcık. Bir derdin tasan varsa söyle bak. Uykusuzluksa uyursun geçer. Bak oğlum, bu Emrah avukattan bir haber haber bir şey gelirse bana ne olur haber verin. Meleğim için çok uğraşıyor, Allah işlerine zeval vermesin. Ya öyle tabii. Ha, geldi benim güzel kızım. Günaydın. Allah zihin açıklığı versin. Hadi iyi dersler. Sağ ol Sultan teyze. Doğacığım. Sandviç hazırlamıştım, unutmadın değil mi? Kantin yiyeceklerinin ne olduğu belirsiz. Biliyorsun. Aldı annesi, ben gördüm. Bu arada günaydın İlyas'cığım. Günaydın Sultan Hanım. Günaydın.
İlyas'cığım sen Doğa'yı bıraktıktan sonra bir gelir misin? Çıkalım beraber. Tabii Yiğit Bey. Hastaneye mi? Yok oğlum. Çok sıkıldım evde ya. Birkaç işim var. Onları bir hallederiz. Sonra da hava alırım. Tamam. Siz nasıl isterseniz. Görüşürüz. İyi dersler. Güle güle. Cezaevindeki adamı diyorum avukat. Ha, konuştuk. Acil görüşmemiz lazım. Tamam tamam, uygunum bugün. Ofisteyim zaten. Umarım hayırlı haberlerle gelirsin. Keza sesin tam aksini söylüyor ama. Gelince anlatırım. Telefonda olmaz şimdi. İyi tamamdır, görüşürüz. Abi ne oldu? Bir gelişme mi var? Yok bir şey. Nasıl yok ya? Var işte, sabahtan beri yüzüm de bir garip. Ne oldu? Ya kızım yok bir şey diyorum, Allah Allah. Sıkma adamın canını. Bari çayını içseydin, kahvaltı da etmedin. Kesin bir şey var. Emrah Bey merhaba, Zeynep ben. Ha, merhaba Zeynep Hanım, nasılsınız? İdare eder diyelim. Ya biz Gündüz abimle konuşamadık da ben de size sormak istedim. Bir gelişme var mı? He, bu hapishanedeki adamla görüşeceklerdi. Detayları pek konuşamadık telefonda ama bugün gelecek. Tamam. Tamam. Çok sağ olun. Hoşça kalın. İyi günler. Yiğit Bey sebze çorbasına patates sevmediği için koymuyorum. Sen nasıl istersen. O işleri sen biliyorsun. Doğayı bugün daha bir mutlu gördüm. Evet. Dün özür diledi benden. Kendince yani. Ne güzel. Hangi evlat anasını sevmez ki? Öyle tabii. Ama bu sefer bir başka konuştuk. Meğer kızın ne kadar büyümüş. İlk kez onu böyle gördüm biliyor musun? E siz iyi bir annesiniz. O da bunu biliyor. Her şey yoluna girecektir. İnşallah. Ben doğa için çok mücadele ettim. Yani toparlanmam çok zor oldu. Biliyorsunuz. Tabii. Ben de Meleğimi kaybettikten sonra Gündüz'e tutundum. Sahi, Gündüz ne yapıyor? Kız arkadaşı varmış da akşam yemeğe getirdi. Aa, ah. Çok sevindim. Taze kaynana. Gelini sevdin mi bakalım? Tatlı kız. İyi, hadi bakalım. Bana bak Yakup. Ya o istediğin villayı alırsın ya da ederi neyse şimdi trınk diye hesabıma yatırırsın. Ha, eğer almam dersen de o Paris'teki kule var ya, o kule. Sen anladın beni. Bana bak. Gündüz'de bu işi sakın karıştırma, tamam mı? Ben senin kapı kullarınla uğraşamam. Ya kapat şu telefonu be. Bıktım senin yalanlarından. Kapat. Keyifli gibiyiz bugün. Birazcık. Dün annemle konuştuk da iyi oldum diyelim. Güzel. Biraz klasik olacak ama tırnaktan ayrılmıyor tabii. Aile içerisinde ne kadar problem olursa olsun çözülüyor bir şekilde. Tam olarak çözüldü diyemem. Ama en azından biraz olsun buzda da biraz çözüldü. Olsun, o da bir şeydir. Aa Selin. Doğa, ne haber ya? Ne zamandır yoksun ortada. Selam. Merhaba. Yalnız mısın? Otursana. Olur. Nerelerdesin? Sorma ya. Babam rahatsız. Aa çok geçmiş olsun. İyi mi şimdi? İyi iyi, toparladım. Sen nasılsın? Dersler nasıl? Sorma. Pump Station hacim hesaplarını hala çözemedim. Yani ne tür bir tüy almam gerekiyor bilmiyorum. Pump Station dediğin terfi merkezidir. Burada hacim hesaplarken öyle hacime dikkat etmen gerekiyor. Nasıl ya? Ben de mi kendime şoför alsam, ne yapsam?
Telefonda sesin gergin geliyordu. İyi de gözükmüyorsun. Sorun ne Gündüz? İçerideki adamla konuşacak birini bulduk. Dün görüşmüşler. E çok iyi. Bunun nesi kötü? Bu köydeki yaşlı bakım merkezi var ya. Evet. Paravanmış. Paravan mı? Neyin paravanı? İnsan kaçakçılığı yapıyorlarmış. Ne demek insan kaçırıyorlarmış? Kızım ben sana gelme demedim mi? Böyle bir şey bizden saklamayacaktın değil mi? Ya bu içerideki adamın söylediği. Sonuçta nasıl adamlar oldukları belli. Doğru mu söylüyorlar, yalan mı bilmiyoruz. Ben de o yüzden işte Emrah'tan yardım istemeye geldim. Zeynep iyi misin? İyiyim. İyiyim. Ama bu söylenenler gerçekse eğer... Melih'i... Evet. Yurt dışına kaçırmış olabilirler. İkinize sakin olun. Bu bilgileri emniyete vereceğim. Doğrusu neyse bulacağız. Siz yeter ki sakin olun. Teyzem duyarsa? Duymayacak. Sakın. Abi sen içeri geç, ben geliyorum. Ne yaptın, konuşabildin mi? Gündüz anlatmadı mı? Yok, o gece geç geldi. Gündüz de ben uyuyorken çıkıp gitmiş. Sen söyle. Gündüz anlatsa daha iyi olur. Sen anlat işte. Bak anlatmazsan şuradan şuraya gidemezsin. Şu yaşlı bakım evi merkezi var ya, aslında paravanmış. Nasıl paravan ya? Doktor değiller miymiş yani? Muhtemelen hiçbiri doktor falan değilmiş. Asıl işleri insan kaçırmakmış. Ne? Nasıl ya? Peki Melek? Meleği götüren o kadın? O da o insan kaçakçıları için çalışanlardan biri olabilir. Gönül? Gönül iyi misin? Gönül? Gönül. Yalan. Yalan söylüyorsun. Arkadaşınla sen de yalan söylüyorsun. Ya yalan mı değil mi bilmiyorum ki. Çekil şuradan.